Manşete hoş geldiniz. Bugün manşet iki bölümden oluşacak. İlk bölümde Türkiye iç siyasetine bakacağız. İkinci bölümde de İngiltere dün kraliçesini uğurladı. Bununla ilgili bir haftadır çok fazla konuşmadım. Genel bir analiz yapmaya çalışacağım. Nedir ne değildir artısıyla eksisiyle monarşi, Elizabeth dönemi ve sonrası. Buna dair beklentiler buna bakacağız. Türkiye iç siyasetiyle başlayalım. Özellikle Son haftada belli e, tartışmalar artık gerek Cumhurbaşkanı adaylığı gerekse altılı masa beklentiler seçim stratejisi yönünde çokça artık e, bilgiler olgunlaşmaya başladı. İki yazımı hatırlatacağım TR724'te Twitter Twitter olarak Twitter adresimde de paylaştım. Oradan e, ilgili linklere tıklayıp okuyabilirsiniz yazıları. İlk hatırlatacağım yazı 20, 29 Temmuz 2020 tarihli. Yani bundan 2 yıldan biraz daha önce Demişim ki orada, bu rejim ve yaptıkları kalıcı değil. Bir parmak şıklatmasıyla değişir her şey. Misal, diplomasız der, tüm imzaları yok hükmünde sayılır. Misal, seçimler şaibeli der, seçilenin tüm icraatı düşürülür. Yine son bir hafta 10 günkü tartışmadan oraya atıfla 13 Aralık 2021 tarihli yazımı hatırlatıyorum. Onun da linkini yine Twitter'da paylaştım. Halkın Dönüşleri inanılmazdır başlıklı yazı. Orada demişim ki 9 ay önce yaklaşık kaleme alınmış bir yazı. Erdoğan'ı ilk turda bitirmelisiniz. Muhalefete seslenen bir yazı. Ve şunu akıldan çıkarmayın. Kürtlerin oy vermeyeceği bir adayın kazanma şansı yoktur. Son bir hafta 10 gün içindeki tartışmalara bir de bu gözle bakarsanız bu yazıları tekrar okumanızda fayda var derim. Ama son bir hafta 10 günde konunun geldiği nokta yer itibariyle de olumlu gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Kronos'tan e, ekrana getirdim. Orhan Pamuk, Erdoğan düşüşte artık kimsenin sesini kesemez diyor. Anketlerin Erdoğan'ın kaybedeceğini söylediğine işaret etmiş ama bunu kabul edecek mi diye soruyor ki kaybettiğini kabul edecek mi? KCS'ini bunun için yazdım. E, Financial Times gazetesine verdiği mülakatta Erdoğan'ın düşüşte olduğunu söylemiş Orhan Pamuk. Artık kimsenin sesini kesemez diyor. Erdoğan'ın popülaritesinin azaldığını belirtiyor. Liranın değer kaybetmesi ve enflasyonun resmi rakamlarla %80'e yükselmesiyle birlikte vatandaşların refahında yaşanan düşüşü skandal olarak niteliyor. E, 20 yıldır iktidarda olan bir kişinin giderek otoriterleşmesi, mantıksız kararlar alması ve ulusun refahını yok etmesi mükemmel bir ders kitabı örneği demiş. Devamla herkesin Erdoğan'ın kendisine olan ilginin azalması karşısındaki hamlesini merak ettiğinin altını çiziyor ve anketlerin Erdoğan'ın kaybedeceğini söylediğine işaret ederek ama bunu kabul edecek mi diye soruyor. Bu da mühim bir soru işareti. Neden olmasın ki şu anda yargıyı zaten adeta işte Perinçek'in ifadesiyle siyasetin iti olarak tabir yerindeyse kullanan bir iktidar var. Taşkesenlioğlu hakkındaki suç duyurusu savcı yok denilerek kabul edilmedi. Zehra Taşkesenlioğlu, Sedat Peker susturulmadan, daha doğrusu dijital abluka altına alınmadan, dijital tecritten önce en son bu milletvekilini ve bu milletvekilinin ağabeyini, SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu hedef almıştı ve bayağı bir sarsmıştı. Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, hakkındaki iddialarla ilgili iyi Partililer suç duyurusunda bulunmak istemişler. Bir saate aşkın süre, süre savcılıkta bekletildikten sonra dilekçelerini veremeden geri dönmüşler sözcüden Orhan Bozkurt'un haberini okudum. Nasıl olmasın ki bir başka örnek Gökçer Tahincioğlu yazmış T24'te. Sedat Peker'in Kutlu Adalı cinayeti videosunun üzerinden bir yıl dört ay geçti ama Uzi silahların kaybedilmesi skandalına rağmen sonuç yok. Adalı'nın eşinin Erdoğan'la görüşme talebi yanıtsız kaldı ifade bile alınmadı. Devam. Tuncay Demirci paylaşmış. 32 yıllık inşaat mühendisiyim. Profilinde CHP'de siyaset yaptığı da yazıyor. Uluslararası projelerde yöneticilik bile yaptım. Ben böyle bir şeye ilk kez şahit oldum. Ne demir var ne kalıp ama beton temel yapılıyor. Algı uğruna bakalım daha neler göreceğiz. Seçim kampanyası start aldı ve her türlü hile de serbest görüyorsunuz. O arada Tecrübeli gazeteci Ömer Şahin sağlara dönmüş. ABC gazetesinde AK Parti yeni Erol Olçokun'u buldu mu? Başlıklı bir kulis paylaşmış. Burada Profesör Doktor Ertan Aydın'ın Erdoğan'ın seçim sürecini emanet ettiği isim olduğuna dikkat çekiyor. Olçok gibi Erol Olçok gibi tam yetkiyle çalışacakmış. Tanımlarken de otlu sosyoloji mezunu yurt dışı eğitimli demiş. Erol Olçok'la uzun süre yan yana çalıştı diyor. Belli ki onu modelleyecek. O arada enteresan bir kulis daha var. İkinci kuliste bu Ertan Aydın'dan daha önemli bir kulis bence. Erdoğan altılı masanın adayı belli olmadan seçim beğennamesini kamuoyuna açıklayacak. AKP'nin 2023 seçim beğennamesi Erdoğan tarafından 28 Ekim'de açıklanıyor. Bir gün sonra 29 Ekim Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü. Yüzüncü yılda iktidar projesi bir gün önce seçim beyannamesi açıklanacak. Bu da enteresan bir kulis. 28 Ekim e, bakalım altılı masa ne yapacak? 28 28 Ekimden önce bir inisiyatif alacak mı yoksa AKP'nin seçim beyannamesini mi bekleyecek? Ama saha çok hareketli. İsmail Saymaz paylaşmış. Sahada kavga billboardlar üzerinden devam ediyor. E, Elazığ'da yaşanmış. Dün e, şehir şehirdeki billboardlara CHP ve CHP'lerle ilgili afişler asılmış. İşte e, Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor. İmza CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz. İşte bir diğeri e, HDP'ye bakanlık verilebilir imza CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin. Bunu tabii AKP'liler yapıyor. Bir diğeri Sezgin Tanrıkulu CHP İstanbul Milletvekili iktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak. Bunu bu şekilde bir anti propaganda olarak yapıyorlar. Sonuncusu da bu. Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı. Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi diye de sormuşlar billboard'da. Cevap vermiş Kılıçdaroğlu hem de bu billboard'un önünde fotoğraf çektirerek. Enteresan bir hamle. Ve diyor ki, Bay Kemal'in şehre ziyaretini provoke etmek için her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam saray provokasyonlarını. Ancak Üzücü olan şey şu ki bu ucuz provokasyonlar yapılırken yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor demiş. Tweet dizisinin sonunda vallahi de billahi de barışacağız. E, İn adına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İn adına helalleşeceğiz. İn adına hep beraber demiş. Helalleşmeden bir kere daha söyleyeyim. Edirne cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı Demirtaş ziyaret ederek başlayabilir. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Şimdi e, dilerseniz e, İngiltere Kraliçesi ile ilgili e, İngilizler e, Kraliçesini uğurladı. KJ'si altında e, analizimi paylaşmak istiyorum. E, gerçekten son derece görkemli bir törenle İngiltere Kraliçesi Elizabeth uğurlandı. E, BBC'den görüntüleri ekrana getireceğim ki BBC'nin verdiği yayın bütün dünya televizyonlarına servis edildi zaten ve belki de milyarlar seyredildi. Bir televizyon pro, e, prodüksiyonu olarak da gerçekten kusursuzdu. O görüntüler üzerine kendimi de ekrandan alarak e, Elizabeth analizi yapacağım. Elizabeth neden böyle uğurlandı? 70 yıllık e, hükümdarlığı ne anlama geliyor? Biz nasıl dersler çıkarmalıyız? Artısıyla eksisiyle ve bundan sonra neler olabilir? Ona birlikte bakalım. Evet, Elizabeth'in tabutu e, bunun arkasında dört çocuğu yan yana yürüyorlardı. Soldan sağa Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward. Dört çocuğu. Hemen arkada da e, kralın iki çocuğu William ve Harry yürüyorlardı. Dikkat ederseniz kralın çocukları ve William üniformalı fakat Andrew ve Harry üniforması sivil. Andrew bu taciz iddialarından dolayı kraliyetteki bütün görevlerini, rütbelerini kaybetti. her ise bundan gönüllü olarak vazgeçtiği için sivil yani üniformasız olarak katıldılar. Fakat her ikisi de e, kraliçenin tabutu başındaki, naaşı başındaki e, anı nöbetinde e, üniformalarını kralın özel izniyle giydiler. E, bunu da hatırlatalım. Evet. Mehmet Özdemir TR724'te bir haftadır 3-4 güzel yazı yazdı Londra'dan. Onları da okumanızı salık veririm. Ben bütün Türkçe tepkileri okudum. Atılan tweetleri takip ettim. Eee ön yargılar var. Neden bu kadar bekletildi? Neden bu kadar günler sonra cenaze töreni düzenlendi? İşte bugün bu çağda monarşi mi olur? Kral, kraliçe eski çağlarda kalmış bir hikaye. Aman Allah'ım, görüntülere bakar mısın? İşte tarih filmlerinden fırlamış gibi. Sene 2022 ne oluyoruz gibi pek çok şey. Hatta işte cenazenin çok bekletilmesinden dolayı eee nahoş ifadelerle de bu kadar bekletilir mi falan gibi bazı yorumlar, analizler gördüm maalesef İngiltere ve İngiltere kültürü hakkında ya da burada geriye doğru bin yıllık buranın tarihi hakkında bir okuma fakiri olduğunu görüyorum insanların izleme, ...takip etme fakiri olduğunu görüyorum. Onlara biraz cevap vereceğim. Ee, ve konjonktürel olarak da konulara bakmak gerekiyor. Yani İngiltere'de bin yıldır neler yaşanırken... ...kendi ülkenizde neler oluyordu... ...karşılaştırmalı olarak bakmak gerekiyor. Ee, elbette 8-10 dakika içerisinde bunları anlatamam ama... ...kısa bir özet geçirebilirim. İngiltere'de... Kraliçe Elizabeth dün akşam e, Windsor Kalesi'nde e, babası, annesi ve bir buçuk yıl önce getirdiği kocasının yanına ve tabii kardeşi Margaret'ın yanına defnedildi. Yani bir aile kabristanı gibi oldu St. George Chapel'i öyle söyleyeyim. Son ayinin ardından o şapelin altındaki özel bölümde bir buçuk yıl önce kaybettiği Prens Philip'in yanına defnedildi. Windsor Kalesi önemli çünkü Kraliçe'nin ailesi House of Windsor olarak geçiyor. Yani Windsor sülalesi bir anlamda. Kraliçe onca skandala rağmen bu aileyi, bu sülaleyi bir anlamda tahkim eden bir lider oldu. Fakat şunu söyleyeyim işte dedim ya pozitif ve negatif konuları alt alta bulacaksınız bu analizde. Bana göre Birleşik Krallık Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eski ihtişamını, kaybetti ve gün geçtikçe eriyor. Bir asrı geçen zaman zarfında bu erimeyi hiçbir hükümdar ki kraliçeden önce onun babası, onun amcası ve onların babası var. Hiçbir hükümdar bu erimeyi ya da hükümet bu erimeyi tersine çeviremedi. Kraliçe 70 yıllık görev süresi döneminde 15 başbakan atadı. Bu 15 başbakan içinde konu geçerli ki şu anda zaten ekonomik kriz, enerji fiyatlarının artışı ülkede farklı konularda Özellikle sağlık sistemi başta olmak üzere yükselen sesler, itirazlar bunları tetikliyor. Bana göre Elizabeth'in iki motivasyonu oldu. Hakkındaki yayınlanmış bütün belgeselleri seyrettim. Ülkeyi ve aileyi bir arada tutmak. Öncelikle ülkesini ve ardından ailesini bir arada tutmak. Güçlü bir vatanseverdi. Buna kuşku yok. Her şeyi de bunun için yaptı. İster Saksonları ister Normanları baz alın geriye doğru kraliyet ailesi bin yıldır var ve bu ülkenin teknik olarak bir anlamda sahibi. Ancak özellikle İngiltere kraliçesinin şahsında ve ondan önceki kral ve kraliçelerin şahsında son 2-3 asırdır demokrasiye geçişte ve demokrasinin tahkim edilmesinde kurum kurallarıyla hukukun tesisinde hele özellikle Elizabeth'in 70 yıllık tahtı riyasetinde kadın hakları konusundaki ilerlemeler örnek alınacak gelişmelerdir. Bir anlamda kavgasız, gürültüsüz, patırtısız, az sarsıntıyla demokrasinin sağlamlaşması, tabana yayılması, yerinden yönetim, yerel yönetim, basın hürriyeti, fikir ifade hürriyeti gibi konuların yavaş yavaş tahkim edildiğini görürsünüz. 1918-20'li yıllardan itibaren kadın hakları. 1800'lerin sonunda mesela kadınlar belediyelerde oy kullanmaya, aday olmaya başlıyorlar. 1800 1900'lü yıllarla beraber tekrar özellikle parlamento seçimleri söz konusu olunca e, Kadın mücadelesi başlıyor ve özellikle 18, Birinci Dünya Savaşı araya giriyor tabi bu bir inkıtaya kesintiye yol açıyor ama 1918-1920'li yıllarda bunu başarıyorlar ve bileklerinin gücüyle alıyorlar bu hakkı bu son derece önemli o günkü erkek idarecilere rağmen erkek parlamenterlere rağmen Lloyd George dönemi. 1952'de kralı, e, kraliçenin babası Kral George 2. Dünya Savaşı'nın stresi ve sigara tiryakilinin e, sonucu olarak 55 yaşında e, akciğer kanseri sonucu hayatını kaybedince o sıra bir yurt dışı görevde olan ya da gezide olan Elizabeth ani olarak ülkeye dönüyor ve ülkeye dönerken tabii kraliçe olarak dönüyor. Burada şöyle bir kural var e, veliaht prens veya prenses belli e, kral ya da kraliçe son nefesini verdiği an veliaht. Kral ya da kraliçe olarak ilan ediliyor. Zaten Elizabeth'in e, vefatının duyurusunda da bu vardı. Yani e, kraliçemiz vefat etti. E, kral ve kraliçe işte e, şöyle yapacak, böyle yapacak gibi. Vefatla beraber kral ve kraliçenin ilanı söz konusu bir anlamda. Kraliçe'nin 25 yaşında babasının erken ölümü üzerine, beklenmeyen ölümü üzerine tahta çıkması gerçekten herkes için sürprizdi. Elizabeth'in kraliçe olacağı belliydi ama bu kadar erken olmasını kimse beklemiyordu. O günlerde hükmettiği ülke sayısı 30'un üstündeydi. 31 ya da 32 olabilir fakat bugün vefat ederken vefat ettiği gün daha doğrusu bu sayı 14'e düşmüştü. Yani 16 ya da 17 ülke bağımsızlıklarını kazanmışlar. Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ilk akla gelen büyük devletler ama e, diğer hepsi küçük ada devletçikleri. En son Barbados 2021 yılında bağımsızlığına kavuştu. Sırada galiba Jamaika var. Orada da bir, orada da bir kıpırdanma gözleniyor. Yani 2022 yılı girerken e, sömürgeler bağımsızlığa kavuşuyor yorumu çok anlamlı değil. Haliyle Kraliçe Elizabeth'e de sömürgeci demek çok fazla doğru değil. Ama ataları öyleydi. Bunu kabul etmek icap ediyor. Şunu da not düşelim. İngiltere'de köleliğin 1834'te kaldırıldığı notunu düşelim. Pek kimse bilmez. Amerika'dan 31 yıl önce. Hatırlatalım. Abraham Lincoln Kuzey-Güney Savaşı 1964-65 köleliği kaldırılmasının ardından bunu canıyla ödemiş bir Amerikan başkanıdır. Unutulmaz Amerikan başkanlarından biri. Fakat... ...İngiltere'den 31 yıl sonra köleliği kaldırdı ki sonrasında da... ...büyük bir dirençle karşılaştı ve köleliğin fiili olarak kalkması yıllar sürdü. Yine yani kendi ülkenizden kıyas edin zannediyorum 1800'lerin sonlarına kadar... ...belki 1900'lerin başında da Osmanlı'da köle pazarları vardı ve... ...o günkü ulema dinde bunun yeri var diye fetva veriyordu. Haliyle önce monarşi eleştirilirken, kraliçenin 70 yıllık taht riyaseti eleştirilirken ee, in e, ülkeler milletler iğneyi kendine batırmalı. Sonra çuvaldızı İngiltere'ye batırmalı diye düşünüyorum. Çünkü e, yaşadığınız yer her, her neresi ise e, insanca yaşam, hukuk, demokrasi, sosyal devlet, eğitim, sağlıktaki kalite, üniversite kalitesi, üniversitelerinizin, üniversitelerinizin dünya sıralamasındaki yeri filan bütün bunlara bakmanız lazım. Yine e, ülkenizin dünya dengeleri, dünya muvazenesi derler eskiler, oradaki yeri, pasaportunun kıymeti, parasının değeri bütün bunlar da önemli konuşulan lisan bu lisanla üretilen literatür bunlar mühim bir veri e, haliyle e, ben bu cenaze töreninin gerçekleştiği gün bütün gün e, Londra'yı adımladım e, bu kortejin geçtiği bölgelere yakın uzak insanların yüzüne baktım insanların kraliçelerini nasıl uğurladığına tanıklık ettim gözlemlediğim ağırlıklı olarak şükran duygusuydu ki İngiltere'de %62 son yapılan araştırmalarda kraliyet ailesine sadakat belirtiyor %38 karşı ya da bir fikri yok ee, özellikle, e, özellikle 4 gün Londra'da Katafalk'a konduğunda e, selamlama kuyruğu e, kilometrelerce 10 kilometre kadar e, uzun 10 kilometreden daha uzun bir kuyruk söz konusuydu ve e, kuyrukta e, Katafalk'ın önüne gelip de işte dua etmeniz selamlamanız neyse onun için 14 saat en az beklemeniz gerekiyordu. 14 ile 19 saat beklemeniz gerekiyordu 750 bin kişi Katafalk'ta e, kraliçeyi selamlamış. O geçit yani o halk sırasından bahsediyorum. 750 bin kişi Edinburgh'da bir gün kaldı. Orada bile 26 bin kişi kraliçeye saygılarını sunmuş. İngiltere'de İngiltere büyük bir ülke değil küçük bir ada esasen Türkiye'ye göre. Türkiye'nin üçte biri kadar bir yüz ölçümü var. 68 milyon nüfusu var. Türkiye'ye göre daha yoğun olduğu söylenebilir. Ama... 7 yıldır bu ülkedeyim. Yaşam standardının her kilometre kareye nasıl yayıldığını görüyor ve her defasında iç geçiriyorum. Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi. Buradan kaçmaya çalışan yok. Bilakis gelmek için can atanlar var. Avrupa'da 20-25 ülkeyi geçip Fransa'yı da geçip işte Manş denizini geçip işte o 30-35 kilometrelik bölüm İngiltere'ye gelmeye çalışan botlarla falan mülteciler var. Bu bile nasıl bir cazibe ülkesi olduğunu gösteriyor. Öyle de bakmak lazım. İngiltere'de son atanan başbakan ki göreve başlayamadı. Araya kraliçenin vefatı girdi. Lestras vefat ettiği gün kraliçe ile ilgili şu sözü çok önemliydi. İkinci Elizabeth modern Britanya'nın üzerine inşa edildiği kayadır demişti. Önemsiyorum bu lafı. Hüküm sürdüğü 70 yıl içinde e, dile kolay Türkiye'de 6 darbe yaşandı. Ve bunun ikisi muhturaydı. Dolayısıyla hep onu, onun için diyorum iğneyi kendinize batıracaksınız. Bana göre üzerinde güneş batmayan imparatorluktur Birleşik Krallık hala. Diyebilirsiniz ki ya o kadar e, devlet bağımsızlığına kavuşmuş neden böyle söylüyorsun? E, şundan söylüyorum. Yer küre üzerine dağılmış İngiliz üstlerini işaretleyin. Google'da küçük bir aramayla bulabilirsiniz. Üzerine güneş batmayan imparatorluğun devam ettiğini görürsünüz. Ee, diyeyim ve yavaş yavaş laflarımı noktalayayım. Çok şey söylenebilir ama e, gerçekten anlamlı bir güne e, tanıklık ettim. Çok şey söylendi. Belki de en doğrusu şuydu. Elizabeth'ten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ülkeyi birleştirici etkisi, e, sempatisi, e, özellikle kadınların, çocukların sevgisi. Son derece önemli ve bu ülkede yaşayan herkes hemen hemen ondan başka kraliçe görmedi. Bu da önemli. Uzun yaşadı ve uzun hüküm sürdü. Haliyle kral Charles'ın üzerinde büyük bir yük var. Annesinin mirasını koruyabileceğine çok fazla veya işte o, o biçimde götürebileceğine çok fazla şans verilmiyor. Bunu bu şekilde götürebilirse büyük şans ama asıl beklenen kral William ve kraliçe Kate. Salimen Charles nöbeti onlara devredebilirse onların dönemi nasıl olacak? Allah ömür verdiyse bekleyip göreceğiz. Diyor ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyorum. Elbette olumlu olumsuz bütün eleştirilerinizi okuyorum. Aşağıya yazın. Eğer anlatmadığım konular varsa veya merak ettiğiniz farklı sorular varsa kraliyet ailesiyle de ilgili olabilir. Lütfen sorun. Negatif eleştirilerden, negatif görüşlerden asla sıkılmıyorum. Onları da yazın. Bildiğim kadarıyla onlara da bir cevap vermeye çalışırım. Yayını beğendiysen lütfen beğendiyseniz lütfen likelayın. Abone olup bildirimleri açarsanız da anında yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bu hatırlatmayla da bugünkü yayını kapatalım. Bir sonraki yayında bir gün sonra buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.